siyasete, iktisada, ticarete karıştırmayın dini diyor. Böyle bir modern aydınlanmanın getirdiği din tanımıdır bu. Din bir vicdan işidir der aydınlanma. Kiliseye karşı geliştirilmiş bir tanımdır. Doğrudur ama eksiktir. Vicdan işi olan din değildir. Vicdan işi olan inançtır. İtikat vicdan işidir. İnanç vicdanlarda olan bir tanıştır. Ama din siyaset, hukuk ve iktisat demektir. Rüşvet haramdır, öldürmek haramdır, çalmak haramdır. Baskı uygulamak haramdır, zulmetmek haramdır. Bunların hepsi dindir işte. Dinin esas bölümü burasıdır. En çok da yöneticilere lazımdır bu. Ama din istismarcıları yüzünden dinin bu şekilde tanımlanması da güme gitti. Çünkü onlar da dinin muamelat bölümünü böyle anlamıyorlar. Şimdi dolayısıyla ahlak dediğimiz şey ise dinin içerisinde o muamelat dediğimiz kısımda, yani muamelat nedir? Siyaset, iktisat, hukuk. Çağdaş dünyada bu üçüne muamelat diyoruz. Bu esnadaki ortaya konan kurallardır. Yaptırım ifade eden, davranış şekillendiren, bunu yapmamalıyım, bunu etmemeliyim bize dedirten işte ki kuvvettir. Ve bu olmadan zaten din olmaz. Dinin bu bölümü olmaz. Mesela siyasetin ahlak kuralları vardır. İktisadın ahlaki almanın, vermenin, ticaretin, alışverişin, almanın, satmanın bütün ahlak kuralları vardır. Hukukun ahlaki kuralları vardır. Bunların hepsinin temelinde ahlak yatar. Yani ben Adalet Devleti kitabımda bu sizin sorduğunuz soru çerçevesinde şöyle bir katmanlar silsilesi yapmıştım. En dipte, yani vücudumuzu örnek alalım. Vücudumuzun en görünmeyen yerinde vicdan var. Vicdan. Bulma yeri demek. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama içinde bir şey hissediyoruz.